29 Kasım 1964 Süleyman Demirel'in Adalet Partisi Genel Başkanlığına Seçilmesi AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala'nın 6 Haziran 1964'teki ölümünün ardından geçici genel başkan seçilen Saadettin Bilgiç, 27-29 Kasım 1964 tarihlerinde düzenlenen Büyük Kongre'de görevini siyasete 1962 yılında Adalet Partisi İdare Kurulu üyesi olarak başlayan Süleyman Demirel'e devretti. 29 Kasım 1964'te AP kongresinde Süleyman Demirel 1072, Saadettin Bilgiç 552, Tekin Arıburun 39 oy aldı. Demirel böylece AP genel başkanı seçildi. Bu yeni aktör Türk siyasi hayatında önemli tesirler bırakacak Süleyman Demirel'di. Ferruh Bozbeyli Demir'elin siyasi hayatının başlangıç hikayesini şöyle anlatıyor. Süleyman Demirel'e biz 1962 senesinde gittik. Ben grup başkan vekiliydim. Demir'elin çok değerli bir insan olduğunu, partiye kazanmak lazım geldiğini Mehmet Turgut söyledi bana. Mehmet Turgut, ben bir de İstanbul milletvekili Şahabettin Orhon üçümüz gittik. Oturduk, konuştuk. Evinde Celal Bayar'ın resimleri vardı. Adnan Menderes'le olan resimleri vardı. Birçok kitap açılmış vaziyetteydi. Dışarı çıktığımızda Şahabettin Orhon'a nasıl bulduğunu sordum. Valla benim gözüm tutmadı dedi. Ben ağzı burnuna yakın adamlarla ak gözlü adamlara güvenmem dedi. İlk görüşümüz böyle oldu Süleyman Bey'i.